Merhaba dostlarım ben Serdar ve çok ciddi meseleler 2'ye hoş geldiniz. Çok ciddi meseleler 2 başka bir vlog olacak. Yine haftalık yaptım ama cumartesi günü gelecek olan vloglara benzemeyecek. Çünkü farklı tarzda bir vlog olacak. Nasıl tuhaf olacak. Nasıl tuhaf yapacağımı bilmiyorum. Neler yapacağımı bilmiyorum. Ama bazı şeyler var. Zaman zaman geçen haftalarda anlattığım gibi bir hikaye anlatabilirim. Ee, ki birçok kişi içki içtiğini ve sarhoş olduğunu iddia etmişti? Hayır. Hayır. O hikaye tamamen temiz ve sağlıklı bir kafağın ürünüydü. Ee, doğal e, beyin, fonksiyonları, beyin fonksiyonlarının doğal olarak e, düzenli bir şekilde e, işleyip e, ortaya sunduğu bir hikayeydi. Ee, ve böyle hikayeler de gelmeye devam edecek. Ee, ben biliyorsunuz aynı zamanda hikaye yazıyorum bol bol. Normalde böyle hikaye yazmıyorum ama yazacağım. Madem böyle tepkiler aldım yazacağım. Ee, bu haftalık çok ciddi meselelerde ee, bunları yapabilirim. Ee, sizin yorumlarınızı cevaplayabilirim ee, ve gördüğüm tuhaf şeyleri sizlere anlatabilirim. Nasıl? Belki çok saçma falan bir rüya olur, belki dediğim gibi bir hikaye olur veya. İnternette gördüğüm bazı videolar olur, bazı resimler olur, neler olabilirsem çok tuhaf şeyler olacak. Çok ciddi meselelerde, çok ciddi meseleler konuşacağız. Peki bugün sizlere ne yapacağız? Bugün sizlere ben bir hikaye daha anlatacağım. Hikaye çok e, önemli bir hikaye. Birçok şeyi açıklığa kavuşturacak. Saçma ne oldu? Saçma ne oldu? Ee, ben bir gün yine her zamanki gibi bilgisayarımın karşısında oturup e, Minecraft'ta e, Türkiye'nin haritasını yapmaya çalışıyordum e, gerçek ölçeklerde ve e, bir ses duydum. Bir ses duydum. Bir şey böyle fısıldadı. Serda. Serda. Ben içeriye bakmaya başladım. Ne fısıldadı diye. Daha vaktim bir şey yok. Daha baktığım pencere var. Dedim, pencere bana fısıldamıyor herhalde. Tamam böyle dayadım. Bir dinlemeye başladım. Ama baştan bir ses duyuldu. Serda. Serda. Ondan sonra baştan etrafıma baktım. İşte ilk önce arkama baktım. Koltuk vardı veya arkamda bayağı uzak bir şekilde duran duvar vardı. Önüme baktım. Mikrofon önümde değildi. Mikrofonu öne tutmuyorum ben. Manyak değilim. Mikro, mikrofonu başka bir yerde başka bir yere doğru şey Bu tarafa atıyorum veya bu tarafa atıyorum. Önüne tutmuyorum mikrofonu. O yüzden mikrofon da bana sistemiş olamaz da. Video çekme e, video kaydı yapmazken manyak gibi mikrofonu ağzımın önünde tutmuyorum. O kadar narsist bir insan değilim ben. Ve sizi duymaya devam ettim. Nerede? Nerede? Ondan sonra saçım kendiliğinden böyle bir hareket etmeye başladı. Saç delileri böyle yukarı aşağı hareket etmeye başladı. Sağa sola savrulmaya başladı. Ve ön taraftaki saçlarım yüzümün böyle ortasından doğru toplanıp ee, bir yüz ee, şekli oluşturdular. Ve o yüz şekli konuşmaya başladı. Bizler senin saçların artık ee, bilinç kazandık. Artık biz de bilinçli bir organizm olduk. Artık sana ihtiyacımız yok. Ve bizler senden... Ayrılmak zorundayız diye. Tabii ki, tabii ki, tabii ki ona izin vermedim. Hiçbir saç benim vücudumdan izinsiz olarak ayrılamaz. Ama beni dinlemediler ve kaçtılar. Ben de ondan arkasından bir direktif yolladım. Direktif iki hafta sonra e, eline bazı sonuçlarla bana geldi. Saçlarımın benden gerçekten ayrılmak istemesi kesinlikle bilinç kazanmalar değildi. Bilinci çoktan kazanmışlar. Benim saçlarım daha ilk kez çıkarken kazanmışlar o bilinci. O kadar harika saçlarım var ki. E, ben daha ilk kez saçlarıma kavuşurken bilinç kazanmışlar. Yani e, şu anki zamanlamayla hiçbir alakası yok bilinç kazanmanın. Peki gerçekten neydi? Çok merak ediyordum. Çok merak ediyordum. Neden bir insanın saçları o insana bırakmak istesin? Dedektif elinde bir tane klasörü bana uzattı ve klasörü açmamı istedi. Ben de klasörü açtım. İçindeki dosyaları ve fotoğrafları tek tek incelerken şoka giriyordum. Şoka giriyordum ama sana şoktan çıktım ve Migros'a girdim. Çünkü istediğim şeyler benim şokta yoktu. Migros'ta vardı. Peki ne istiyordum ben? Serdar146 gibi bir adam ne istiyordu ki şokta bulamamıştı ve Migros'ta bulamamıştı? Ben de bilmiyordum. O da bilmiyordu. Ben miyim o muyum? Kimlik krizine girmeye başladım. Sonra yeni bir ses duydum. Serda. Serda. Yine sağa sola bakmaya başladım. Hayır bu sefer odamda değildim. Bu sefer neredeydim? Bu sefer Migros'un içindeydim. Rafların arasında geziyordum. Sağa baktım. Bazı çipsler. Sola baktım. Bazı içecekler. Kulağı mı dayadın kıncı. Ses geliyorum diye. Doğal olarak gelmedi. Ama oradaki bir adam beni oradan kovdu. Öyle yaptığımı görünce. İçecekleri hiç dinlemedim bile. İşime devam etmeye çalıştım. Bilmediğim bir şey arıyordum çünkü. Önümde gizemli bir e, yol vardı. Önümde e, ilginç bir kader vardı. Ben de e, kadere boyun eğip aramaya devam ettim. Çünkü bir şey bulmam gerekiyordu. Araştırma yapmam gerekiyordu. Biliyordum. Ben de yürümeye devam ettim. Yürdüm, yürdüm, yürdüm. En sonunda Migros'tan çıkmadım tabii ki. Migros'un içinde kaldım. Çünkü daha aradığımı bulamamıştım. Ve birden yine o ses duyuldu. Serda. Serda. Bir de bakmışım ki Saçlarım orada beni bekliyor. Benden ayrılan saçlarım rafların birinde duruyor beni bekliyor. Saçlarıma doğru yaklaştım. Onları dinlemeye başladım. Saçlar anlatmaya başladı. you